Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Ehl-i Sünnet'in tarikat ve cemaatlerinin ayetler üzerinde yaptıkları üç çeşit hile var. Bir, ayetleri komple saklarlar. Saklanan ayetler kitabımda bununla ilgili 128 tane ayeti aldım. Sohbetlerde anlatmazlar. Söylemezler hiçbir yerde. Konusu bile geçmez. Bu saklanan ayetlerin bir kısmıdır. İkinci kısım saklanan ayetlerin yarısını verirler, yarısını saklarlar. Siz de o verilen kısma bakarak konuyu bambaşka bir yere götürürsünüz farkında olmadan. Çünkü yarısı saklanıyordur. Üçüncüsü de manasını değiştirirler. Takla attırırlar manayı. Maide suresi 13. ayet. Onlar kelimelerin manalarını kaydırırlar. Şimdi Cübbeli hocamız bir ayet okuyacak. Bir şeyi söyleyecek ama Allah'ın izniyle siz de göreceksiniz, suç üstü yakalayacağız. Bakın, suç üstü. Şimdi dikkat edin. Buyurun, bakın ne diyor Cübbeli hocamız. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Ayetin güzelliğine bakın. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Elhamdülillah. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Evliya. Duydunuz mu bakın? Evliya. Şimdi lütfen oradaki evliyayı duyun. Bakın. Tettebi'u min dunihi evliya. Gördünüz mü? Evliya. Neymiş peki evliya? Devam ediyoruz. Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Uyanık. Evliyayı bilmeyen mi var? Niye dost yapıyorsun? Evliyayı anlamayan mı var? Niye dost yaptın orayı? Orayı niye dost çevirdin? Sizin dostunuz mu var? Yoksa evliyanız mı var? Allah diyor ki, Allah'tan size vahyedilene uyun, ondan başka evliyaya uymayın. Münafık demiyor, fasık demiyor, kafir demiyor. Evliyaya uymayın diyor, evliyaya. Şimdi lütfen arkadaşlar, bu harika bir şey. Tekrar baştan bir dinleyin. Bakın. Harika, harika. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Elhamdülillah. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Evliya. Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Vahyin dışındaki dostlar, yani vahiy harici evliyalar nedir? Aklınıza Risale-i Nur gelmiyor mu? Mektubat-ı Rabbani gelmiyor mu? Futul Gayb gelmiyor mu? Mesnevi gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Vahiy harici eserler aklınıza gelmiyor mu? Kur'an vahiy ise sünnet de vahiydir. İşte oldu iki. Kur'an vahiy ise sünnet de vahiydir. Sünnet de Arapça, Kur'an da Arapça. O zaman niye sünnet diyoruz? Vahiy vahiy diyelim. Eğer sünnet de vahiy ise. İkisi de Arapça kelime. Allah vahiy koruyor. Diyor ki o vahiyi biz indirdik, biz koruyacağız. Sünnet korunuyor mu? Hayır. Sayısı belli mi? Hayır. Peki Allah'tan korkmadan sünnete nasıl vahiy diyorsun? Allah'ın vahiyinde çelişki olur mu? Ama sünnetler arası bir sürü çelişki var. Bakın, dediğine dikkat edin. Sünnet de vahiydir diyor. Haşa. Sayısı belli olmayan. 1 milyon küsur hadis-i şerif. Duydunuz mu? 1 milyon küsur. O küsur var ya, 900 bin de olabilir, 100 bin de olabilir. Küsur çünkü. Evet. Hepsi vahiydir. Bakın, duydunuz mu? Hepsi vahiydir. 1 milyon küsur hadis vahiydir diyor adam. Göğsünü gere gere söylüyor bu adam. Vallahi ben bu adamla aynı dinden değilim. Tarafınızı belli edin. Kur'an harici 1 milyon küsur vahiy var diyorsanız ayağınızı denk alın. Devam edelim. Allah'tan ona bildirildi. Nereden biliyorum? Bu ayette buyurdu ki Resulüm ne verdiyse al. Gördünüz mü? Şimdi Allah
Resul ne verdiyse alın diyor. Ama o ayetin de yarısı kayıp. Arkadaşlar o ganimet ayeti. Resul size ne veriyorsa alın, ayetinin açın okuyun. Yarısını da siz okuyun. Ganimet dağıtılıyor. Allah ayeti kerimede diyor ki, Resul size ne veriyorsa alın. Resul size ne veriyorsa alın ayetinden ganimet kısmını kesip, Buhari'ye, Müslüme, Davut'a, Merce'ye giden bu insanlar bunun hesabını mahşerde veremeyecekler. Bunları dinledikten sonra siz karar verin arkadaşlar. 1 milyon küsur vahiy olur mu? 1 milyon küsur vahiy. Bir de onun adetini bir verebilseler. Mesela 1.865.275 değil ya. Bakın hadisleri bize verenler kaynak verdikleri zaman şöyle rakamlar göreceksiniz. Salat 1342. Salat bahsinin 1342. hadisi örneğin. Ya da kıyas 65, kıyas 1092. Peki hepsinin tek tek numarası var. Hadislerin altına yazıyorsunuz da toplam adet neden belli değil? Bu kadar basit. Aklı başında insan olan şu adamın kendi söylediğinden bu adamların ne kadar yanlış yolda olduğunu anlar. Yapmanız gereken sadece adamı dinlemek. Adamı dinleyin. Adamın nasıl bir cümle kurduğunu görün ya. Allah diyor ki sadece vahyedilene uyun diyor. Bak sadece vahyedilene uyun. Ondan başka evliyaya uymayın diyor. Adam diyor ki vahyedilen Kur'an ve sünnet. Vahyedilenlere demiyor. Vahyedilene. Vahyedilenlere dese acaba dersin ki Kur'an'ın yanında başka bir şey de vahyedilmiş mi? Hayır arkadaşlar. Bizim sorumlu olduğumuz şey Kur'an'dır. Allah ayeti kerimede sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğimizi söylüyor. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Onun için lütfen ayağınızı denk alın. Bu adamlara uymayın. Farkına varın. Ve dininizi riske atmayın. Ahiretinizi riske atmayın. Selam ve dua ile.